Herkese merhaba, bu bir soru cevap videosu. Tatak tatak, şuraya yazalım mı? Herkese merhaba, bu bir soru cevap videosu. Ben ve sevgili televizyonum size merhaba diyoruz. Bir tane post atmıştım Instagram'da, onun altına sorular gelmişti. Onlardan cevaplayabileceğim ve cevabı çok uzun olmayanları seçtim. Ve yaklaşık 10 tane soru hazırladım. İlkinden başlayalım. Soru 1. TUS'ta hangi bölümü seçmek istediğimi sormuşsunuz. Bunun cevabı net değil henüz. Ama cerrahi bir branş düşünüyorum. Harici olarak hani sorarsanız da hani hangi cerrahi branş derseniz de bir ihtimal kadın doğum, yüksek ihtimallerden bir tanesi. Belki genel cerrahi düşünüyorum şu an için. İleride ne olur bilmiyorum. Yani ileride bir bakmışsınız bambaşka bir bölüm değil ama cerrahi düşünüyorum. Belki cerrahi de seçmem ilerisi için söylüyorum. Bu birazcık TUS'ta gelen puana göre yani gidip de şimdi 70-71 puan alıp kadın doğum seçer miyim? Seçmem. Hayır yani. 2. Üniversite sınavına nasıl hazırlandın? İşte kaç saat, hangi tempoyla diye bir soru gelmişti. Buna net bir saat veremem ama çalıştığım tempoyu şu şekilde söyleyebilirim. Ben aynı zamanda özel ders alıyordum, aynı zamanda dershaneye gidiyordum ve okula da gitmiyordum. Yani okula gitmiyordum derken işte bu rapor alma falan durumları var ya, o zaman diliminden bahsediyorum. Okula gitmediğim, dershaneye gittiğim, özel ders aldığım zamanlar genellikle günüm şu şekilde oluyordu. Sabah 7.30 civarı kalkıyordum, hızlı bir şekilde kahvaltımı yapıyordum. Daha sonra sabah dershaneye gidiyordum. Özel ders olduğu için değil, dershanede işte hocaları sıkıştırmak için, hocaları sıkıştırmak ve sorularımı çözdürmek için dershaneye gidiyordum. Öğlene kadar falan dershanede kalıyordum. Daha sonra eve geri gelip işte hemen hızlı bir şekilde yemek yiyordum ve hocam geliyordu. 2-2.5 saat civarı falan kalıyordu. Saat 3-4 gibi yine boş kalıyordum. 3-4 gibi işte birazcık oyalanıyordum. Yani yarım saat falan orada bir oyalamam vardı. Sonra akşam yemeğine kadar test çözüyordum. Daha sonra akşam yemeği yedikten sonra test çözmeye tekrar devam ediyordum. Ve tahminli yani 11.30 gibi falan bırakıyordum. Yarım saat böyle kendimle oyalanıp daha sonra yatıyordum. Yani bu süreçte 10 saat falan hani tam verimli ders çalışma, özel dersler falan filan derken gün tamamen doluyordu benim için. Böyle bir tempoyla çalıştım. Üçüncü soruya geldik. Nasıl çalışma düzeni yapabilirim? Program oluşturabilirim şeklinde bir soru sormuşsunuz. Bunu şu anki çalışma düzenimi yaptığım şekilde sadece tarif edebilirim. Çünkü o apayrıydı. O program bana göre değil. Genellikle özel hocaların durumuna, dershanenin durumuna göre şekilleniyordu. Benimle pek bir alakası yoktu. Ama şu an ders çalıştığımda işte nasıl ders çalışıyorsun, nasıl program hazırlıyorsun derseniz, eğer tüm gün evdeysem, okula gitmiyorsam, o gün dersim yoksa, sabah kalktığım saati ve yatacağım saati kafamda planlıyorum. Uykusuz kalmamaya dikkat ediyorum çünkü sabah uykusuz bir şekilde uyanırsam bütün gün çöpe gidiyor. O yüzden uykumu alabileceğim bir saatte 8-8.30 civarında kalkıyorum. Daha sonra hızlı bir şekilde kahvaltımı yapıyorum ve en geç saat 9'a masaya oturmuş olmam gerektiğini hesaplayarak bunları yapıyorum. Sabah 9'dan itibaren öğlen 1 saatlik mola olmak şartıyla 50'ye 1 ya da 1 saate 10 dakika 50'ye 10 dakika da 1 saate 10 dakika olmak şeklinde akşam 6'ya kadar bir program hazırlıyorum. Öğlen sadece 45 dakika, 1 saatte değil 45 dakikalık bir mola veriyorum. Akşam yemeğine kadar saat yani 6'ya kadar böyle bir program uyguluyorum. Yemeği 6'dan 8'e kadar bir boşluğum oluyor. Hem yemek yemek olsun, hem oyalanmak olsun, kafamı dinlendirmek olsun. 8'den 12'ye kadar yine 50 dakika ders çalışma, 10 dakika mola ya da 1 saat ders çalışma, 10 dakika mola şeklinde bir program hazırlayıp günü 8-9, minimum 8-9 saatte kapatmaya çalışıyorum. Burada o birer saatlik ders çalışmada hangi derste çalıştığım ya da işte ne yaptığım, hani tekrar mı, ders konusu mu, onu o günkü programıma göre belirliyorum. Yani bakıyorum hangi konuları işlemişim. Eksik konum çok fazlaysa gerek konu ağırlıklı çalışıyorum ama konuların çoğunu bitirdiysem tekrar ağırlıklı bir çalışma programı ayarlıyorum. O spontan gelişen bir şey. Yani ben şeye uyamam. Böyle haftalık bir ders programı hazırlayayım falan falan. Asla uyamıyorum. Çünkü bir gün sarktığı zaman öteki güne yığılıyor. Öteki gün sarkınca öteki güne yığılıyor. Ve o programı uygulayamadığım için bir yerde patlıyorum ve tamamen salıyorum. O yüzden genellikle günlük hazırlamayı tercih ediyorum. Bence en güzeli de günlük hazırlamak. Yatmadan önce hazırlamak ve şu şey hazı çok hoş bir şey. Böyle üstünü çiziyorsunuz yani yaptıkça. O haz çok güzel bir şey. Ben bu şekilde yapıyorum. Dördüncü soru. Hangi liseden mezunsun? Lisede nasıl bir öğrencisin
öğrenciydin diye sormuşsunuz. Balıkesir Ramık Anadolu Lisesi'nden mezunum. Lisede orta halli bir öğrenciydim. 9. sınıfta vasat bir öğrenciydim. Sanırım okula tam olarak alışamamdan dolayı. Yani 70 ortalamayı zor görmüştüm. Ama genel olarak ortanın bir tık üstü bir öğrenci olduğumu biliyorum yani. Biliyorum değil mi? Öyle olduğunu düşünüyorum yani. Biliyorum da biraz şey oldu ama. Öyle bir öğrenci olduğunu düşünüyorum. 5. Ders çalışırken dikkatini nasıl topluyorsun, nasıl motive oluyorsun diye sormuşsunuz. Bu güzel bir soru. Bu anlatmak istediğim bir soru aslında. Şimdi ders çalışırken bazıları şey söyler. Etrafınıza poster olmasın, dikkatiniz alacak şey olmasın falan filan. Şimdi dikkat dağılması hani böyle basit şeylerle alakalı değildir bence. Hani uzman değilim ama ders çalışırken kafanız olmadık bir konuya, hiç aklınıza gelmeyecek bir konuya kayabilir. Dikkatiniz bir şeye takılması hiç gerek yok. Gözünüzün dağılmasına gerek yok. Bu olabilir zaten. Ben kendimi motive etmek için renkli kalemler kullanıyorum. Yani daha doğrusu yeni defter mesela, ne bileyim, yeni bir şeylerle çalışmak benim hoşuma gidiyor ve sürekli kendime kalemler alıyorum ve o kalemleri kullanmak çok hoşuma gidiyor. Bir şeylerin altını çizerek okumaya çalışmak çok hoşuma gidiyor. Bunlar beni motive eden şeyler açıkçası. Ve saatlikte mesela hani biraz önce söylediğim bir program yapıyorum şekli var ya, o programda her yaptığımı üstünü çizmek ya da yanına tik atmak yani muhteşem bir haz veriyor bence. Ve hani o programa uyduğunu hissetmek muhteşem bir haz veriyor. Elbette mesela tüm gün çalışırken hepsi verimli geçiyor diyemem. Bazen hani böyle çalışırken hadi bitsin falan şeklinde olduğum hani bitirdiğim saatler oluyor. Ama bunlar olacak yani. Tamamen full konsantre ders çalışamayız hiçbirimiz. Beni motive eden şeyler işte renkli kalemler, yeni defter olsun. Ne bileyim işte etrafımı böyle ben kahve içmeyi severim mesela. Yanımda hep kahve bulunur. Bir bardak suyu muhakkak bulunur. Stickerlarım bulunur etrafımda. Bunlar beni motive eden şeyler. Ve dediğim gibi o saati tutup üstünü çizmek beni çok motive ediyor. Bence siz de deneyin. Bir program hazırlayıp küçükten başlayabilirsiniz. Onun üstünü çizin. Mesela hani ben 8-9 saat yapamam diyorsanız günlük 5 saatten başlayın. Yayın günlük 5 saati gün içine. Ve sürekli onun üstünü çizmek hani böyle keçeli kalemle üstünü çizmek gerçekten çok böyle hani insanın vicdanı da rahatlatan bir şey aynı zamanda. Tavsiye ederim. Ben bu şekilde motive oluyorum. Dikkatimi bu şekilde topluyorum diyebilirim. Hani şu şekilde başlıyorum. Saat kuruyorum. Hadi bakalım diyorum. O şekilde başlıyorum ders çalışmaya. Güzel oluyor. Soru 6. Kendini nasıl motive ediyorsun? İşte bu şekilde motive ediyorum. Yani aslında birleşik sorular bunlar. Soru 7. Sınav haftası stresi demişsiniz. Sınav haftasında ben stresin doruklarını yaşıyorum. Yani erkek arkadaşım yani İbo bu konuda birazcık daha bastırabiliyor sanırım. Ben çok bastıramıyorum açıkçası. Deli oluyorum diyebilirim yani. Böyle sürekli yani şey yapıyorum hani olmayacak galiba, yapamayacağım galiba falan oluyordum. Ama bu sınava mesela bir önceki sınava feci felaket çalıştım. Siz de şahitsiniz. Çok çalıştım, gerçekten çok çalıştım. Ve sınava girerken açıkçası hiç stres yapmadım. Yani hani sınava girerken şu kafada, ben çalıştım. Yani çıkabilecek her şeye hazırım. Hani şeklinde. Ama mesela orta derece çalıştın ya da işte ortanın bir tık üstü çalıştın ya da kötü çalıştıysan çok stres yapıyorsun. Ben yapamayacağım, olmayacak. Yapamayacağım falan şeklinde girdiğin için sınava normalin de kötüsünü yapıyorsun. Ama gerçekten iyi çalışıp girdiğin zaman o stres bir şekilde kayboluyor. Kendini motive ediyorsun. Hani çalışmadığın zaman stresi nasıl yenersin diye bir taktik yok. Çalışmadığın zaman stres olursun yani bu bir gerçek. Ben de oluyorum. Bunu yenemediğim için çalışmaya çalıştım. Çalıştım ve stres yapmadım fark ettim. Bu yüzden hep çalışmaya devam. Soru 8'e geldik. Severek mi çalışıyorsun? Hayır. Yani her dersi severek çalıştığımı söylenemez. Ama severek çalıştığım dersler var. Bu birazcık katlanmak ve geçene kadar sabretmekle alakalı sanırım. Bu severek çalışmadığım derslerde kendimi daha çok motive etmeye çalışıyorum. Severek çalıştığım derslerde zaten motiveye pek ihtiyacım olmuyor. Bu yüzden... Yani herkes her kişiye sevecek diye bir şey yok zaten. Mesela matematiği çok seviyordum, fizikten nefret ediyordum ama ikisini de yapmak zorundaydım. O yüzden iyi yaptığım şey dilimden en iyisini yaptım ki kötü yaptığım şey de hani onu kapatsın diyerekten. Bu yüzden severek yaptığımı en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Sevmeyerek yaptığımda da elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Soru 9. Bir buluşma düşünüyor musun diye sormuşsunuz. Pardon, onu soru yazmışım, onu söyleyeceğim. Bir buluşma düşünüyor musun diye sormuşsunuz. Bir buluşma İzmir içinde düşünüyoruz.
Tarih ne olur, nasıl olur, nerede olur herhangi bir fikrimiz yok. Çünkü çok böyle o tarz mekanları bilmiyoruz. Yani kafe falan hani biliyoruz da böyle toplu buluşabileceğimiz bir yer bilmiyoruz çok fazla. Hem böyle öğrenci işi, hem böyle güzel, hem ortak bir yerde bir buluşma düşünüyoruz. Sohbet ederiz, güleriz, eğleniriz, espriler olur şeklinde bir şey düşünüyoruz. Devam edeceğiz. Bunu tabii tarihlerini falan belirlemek gerekiyor. Ve son soru. İbrahim abiyle nasıl tanıştınız demişsiniz. Öyle bir soru sormuşsunuz. Ben de bu soruyu burada cevaplamak isterdim. Ama çok uzun bir cevabı var ve bunun için şöyle bir şey düşündüm. İbo'yla ayrı bir video çekeceğim. O videoda nasıl tanıştığımızı anlatırız. Hem iki taraflı görmüş olursunuz. Onun peşinden koştum. Onun bir peşinden koştum. Bunlar hep muamma. Yani tam olarak karar verilmiş şeyler değil. O yüzden buna ayrı bir videoda yanıt vermek istedim. 9 soruyla sınırlandım. Zaten hemen hemen aynı şeyleri sormuştunuz. Hepsine cevap verdiğimi düşünüyorum. Çok spesifik sorular vardı. Onları zaten özelden yanıtlarım. Hepinizi çok öptüm. Beğenmeyi unutmayın. Gözüm üzerinizde. Abone olmayanlar isterlerse abone olabilirler. Videoların devamı gelecek. Farklı konseptler ve farklı şekilde içerikler düşünüyoruz şu an. Eren tanıyanlar var. O da buna dahil olacak. İbo zaten bu işin içinde. Her zaman. Bu yüzden devam gelecek. Hepinizi çok öptüm. Beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınıza bayılıyorum. Efsane yorumlar geliyor. Bir önceki video geldi. Hepsine teker teker cevap vermeye çalışıyorum. Hepinizi çok öptüm. Görüşürüz.